Sevgili izleyiciler, şu anda Çatalazı Termik Santrali'nin de bağlı olduğu holdingin işletmesini yapacağı, Çinli madencilerin çalıştırılacağı İnağızlı Bağlık Projesi'ndeyiz. ...1980'li yıllarda burası Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun kurtuluş projesi olarak gözüküyordu. Ancak Türkiye Taş Kömürü Kurumu onca etüt ve projelere rağmen burayı yapamayınca ilk olarak Eren Enerji Çatalazı Santral yatırımına girerken buranın 20 yıllığına ihalesini aldı. Fakat buranın dik damarlardan oluştuğunu tespit ettikten sonra teminat mektubunu yakarak ihaleden geri çekildi. Sonra Soma Holding aldı burayı ve aldıktan sonra 2 tane 500'er metrelik devasa kömür galerileri sürdü. Ancak Soma Holding bir gece ansızın Zonguldak'ı terk edip gitti. Daha sonra burası yeniden ihale edildi. Şu anda Soma Holding'in bir gecede kilit vurup gittiği kapının önündeyiz. Önümüzdeki günlerde ise Çinli madencilerin tekrar gelip bu kilidi açması bekleniyor. Eski Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Osman Tutkunsa bu duruma tepki göstererek şunları söyledi. Vah emeğin başkenti vah. Ülkem ve canımdan çok sevdiğim emeğin başkenti adına içime bir üzüntü kapladı. Şahsen daha önce de defalarca konuyla ilgili uyarılarda bulunmuştum. 173 yıllık maden kültürü olan bir şehirde Bağlık projesini alan ve daha önce de bu sayfamdan uyardığım malum şirket, şimdi projeyi hayata geçirmek için madende işçi olarak çalıştırmak üzere Çinli bir şirketle protokol imzalamış. İhanet sadece asker olarak vatan savunmasından kaçmakla olmaz. En haini olarak böyle olur. Şayet böyle bir durumda seçilmiş siyasetçiler, Zonguldak'ın ekmeğini yiyen bürokratlar, sivil toplum örgütleri seslerini yükseltip bu ihaneti durdurmazlarsa onlar da ihanete ortak olacaklardır. Bu şehrin işsizine, bu kentte çoluk çocuğuna ekmek sağlayamadığı için göç etmek zorunda kalan ailelere ihanettir. 5000'den fazla şehidimize ihanettir. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na işçi alınsın dediğimiz bir zamanda daha ne edüğü belli olmayan bir şirketin daha bismillah demeden Çin'den işçi getirmeye kalkması ahlak yoksunluğudur. Biz geçmişte bu sorumsuzlukların bedellerini acılarla ödedik. Karadon, Kozlu, Soma, Ermenek bunları unutmadık. Biz bu nedenle yeraltı maden işletmeciliğinin devlet eliyle yapılmasını savunduk. Önümüzde daha önce de bu projeyi başaramamış bir şirket örneği varken 173 yıllık bir madenci kültürü olan Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun çalışabileceği sahayı niye özel bir teşebbüs verilir? Aklım almıyor. Emeğin başkentine yapılmış en büyük ihanetlerden biri olacaktır. İşi yokuşa sürmenin ne alemi var? Gerçekten taş kömüründe yerli üretimi artıracaksan gidilecek yol belli. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na işçi alınsın, işçi açıkları giderilsin. Bu sahanın kömürü Türkiye Taş Kömürü Kurumu eliyle Türkiye ekonomisine kazandırılabilir. Yazıktır, günahtır. Bu şehre artık daha fazla ihanet etmeyin.